Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ileri seviye yeni gramer konuları öğreneceğiz. Arkadaşlar, ileri seviyede ya daha önceden yani başlangıç seviyesinde ve orta seviyede görmüş olduğumuz gramer konularını inceliklerini göreceğiz. Daha farklı ileri seviyede nasıl kullanıldıklarını göreceğiz. Ya da ileri seviyeye has yeni konuları öğreneceğiz. Şimdi bugünkü yeni konumuza başlayalım. Unit 3. Past Simple and Present Perfect. Şimdi bu konuları daha önceden görmüştük. İleri seviyede nasıl incelikler içerdiklerini göreceğiz arkadaşlar. Time expressions that refer to the present, such as this morning, week, month and today, can be used with either past simple or present perfect verbs. Yani zaman ifadeleri ki şimdiki zamanı referans olarak kabul eden bu zaman ifadeleri onlar this morning gibi yani bu sabah, bu hafta veya bu ay gibi veya bugün gibi ifadelerdir. Onlar past simple tense'te veya present perfect verbs'lerle birlikte kullanılabilirler. If we think of this morning as a past completed time period, then we use the past simple. Eğer biz bu sabah ifadesini geçmiş zaman olarak düşünürsek, yani tamamlanmış zaman ifadesi olarak düşünürsek, o zaman onu past simple tense kullanabiliriz. If we think of this morning as a time period which includes the present moment, then we use the present perfect. Eğer biz bu sabah ifadesini şimdiki zamanı içerecek şekilde kullanırsak, o zaman biz onu present perfect tense kullanabiliriz. Şimdi karşılaştırmasını yapalım. I didn't shave this morning. Yani this morning ifadesi bildiğiniz gibi arkadaşlar present tense'te kullanılan bir ifade. Ama onu geçmiş zamanda kullanıyoruz. İleri seviye has bir kullanım şekli yani. I didn't shave this morning demek bu sabah tıraş olmadım demek. The morning is over. Sabah bitti. Yani simple past tense'e yakışacak şekilde sabah bitti. Ve I didn't shave. Ve ben tıraş olmadım. Şimdi present perfect tense ile alakalı bir örneğimizi görelim. I haven't shaved this morning. Bu sabah tıraş olmamış durumdayım. It is still the morning. Yani hala sabah devam ediyor. And I might shave later. Ve sonra tıraş olabilirim diyor. Ama tıraş olmamış durumdayım diyor yani. Şu anda sabahın içinde olduğu için bu şekilde ifade ediyor. In a sentence which includes a time clause with since, we generally prefer a past simple verb in the time clause and a present perfect verb in the main clause. Yani zaman ifadesi olan since yani den beri ifadesini kullanırken ve since'ten sonra bir cümle kullanıyorsak arkadaşlar o cümle simple past olur. Bildiğiniz gibi since spesifik olarak present perfect tense kullanılan bir ifade. Ama den beri bölümüne geldiğimiz zaman oradan sonra normalde ne ifadeleri kullanıyor? Mesela since 1900 yani 1900'lü yıllardan bu yana derken since'i kullanıyorduk. Ama since'ten sonra bir cümle gelecekse arkadaşlar o cümle simple past olmalı ve since'in öncesindeki ifade zaten present perfect tense oluyordu. Onu zaten biliyoruz arkadaşlar. The time clause refers to a particular point in the past ve zaman ifadesi, zaman cümlesi geçmişte spesifik bir noktaya ne yapar? Değinir arkadaşlar. Şimdi örneklerimizi görelim. Since Mr. Dodson became president, unemployment has increased. Yani Mr. Dodson başkan olduğundan bu yana işsizlik arttı. Buradaki ana cümlemiz unemployment has increased. Neden? Çünkü since'li bir ifade kullandı. Unemployment has increased present perfect tense ile kullanılır. Ana cümle bu. Ama den beri ifadesi olan since'ten sonra gelen cümlede arkadaşlar simple past'ta kullanıldı. Since Mr. Dodson became olduğu gibi. She hasn't been able to play tennis since she broke her arm. Kolunu kırdığından beri ne oynayamadı arkadaşlar? Tenis oynayamadı. She hasn't been able to play tennis since. Yani since'li bir cümle olduğu için bu ana cümle present perfect tense kullanıldı. Since'ten sonra gelen cümlede ne oldu arkadaşlar? Simple past tense oldu. Note, however that we use the present perfect in the time clause,
if the two situations described in the main clause and time clause extend until the present. Yani şuna da dikkat edin diyor. Biz present perfect tense'i zaman cümlesinde kullanırız. Eğer iki durum tanımlanırsa ana cümlede ve zaman cümlesi şimdiye kadar uzanıyorsa. Have you met any of your friends since you have lived here? Burada yaşadığından bu yana, yani burada yaşadığından bu yana, burada bir istisna görüyoruz arkadaşlar. Since you have lived here, burada yaşadığından bu yana, yani şimdiye değindiği için arkadaşlar, geçmişte olup bitmediği için, hiç komşularla tanıştın mı? Hiç komşularla tanıştın mı diyor arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi iki tane present perfect tense'in istisna ifadede kullanımını gördük. With time clauses introduced by, after, when, until, as soon as, once, by the time, and the time expressions, the minute, second, moment, the past simple refers to past, completed events, and the present perfect refers to future events. Yani zaman ifadeleri, zaman cümlesi ifadeleri olan after, when, until, as soon as, once, by the time gibi bağlaçlarda ve bununla birlikte yine zaman ifadesi olan the minute, second, moment gibi ifadeler ne yaparmış arkadaşlar? Past simple ifadeleri olarak ne yaparmış arkadaşlar? Geçmiş zamana referans olurmuş. Ve bunlar tamamlanmış olaylardır. Bununla birlikte the present perfect refers to the future events. Present perfect ne yaparmış arkadaşlar? Gelecek zamana referans olurmuş. Compare these examples. Yani bu örnekleri karşılaştıralım şimdi. After she left hospital, hastaneden ayrıldıktan sonra, geçmiş zamanda kullanılıyor. She had a long holiday. Yani uzun bir tatil yaptı diyor. After Lucas has left school. Bu da gelecek zamana referans edecek şimdi. Yani Lucas okuldan ayrıldıktan sonra he will be spending 6 months in India. Yani Hindistan'da ne yapacakmış arkadaşlar? 6 ay zaman geçiriyor olacakmış. The minute I got the news about Anna, yani Anna hakkındaki haberi alır almaz aldığım zaman I telephoned my parents. Ben anne babama telefon ettim, aileme telefon ettim. I will contact you the minute I have got my exam results. Sınav sonuçlarımı alır almaz aldığım zaman, bu da gelecek zamana refer ediyor, seninle temasa geçeceğim. In the time clause in sentences like this, it is possible to use the past perfect instead of past simple. Yani bu şekilde olan zaman cümlelerinde past perfect tense'i de kullanmak past simple tense yerine mümkündür diyor. And the present simple instead of the present perfect. Yani present perfect tense'in yerine de simple present tense'i kullanmak, yeni zamanı kullanmak mümkündür diyor. With the same meaning, aynı anlamda. İkisi de aynı anlamı gelecek şekilde kullanılabilir diyor. Yani sadece şekil değişir diyor. In news reports, you will often read about or hear recent events introduced with the present perfect, and then the past simple or other past tenses are used to give details. Yani haber sunumlarında sıklıkla siz son zamanlarda olan olayları değinirken present perfect'in kullanıldığını okuyacak ve duyacaksınız. And then the past simple or other past tenses are used to give details. Ve simple past tense ve ya diğer past tenseler daha detaylar vermek için kullanılır diyor bu durumlarda. Şimdi örneklerimizi görelim. A Russian spacecraft has returned safely to Earth with its two passengers. Bir Rus uzay aracı dünyaya güvenli bir şekilde iki yolcusuyla indi, geri döndü. US astronaut Scott Kane and Russian cosmonaut Olga Kelleri landed in the early hours of Wednesday.
Amerika Birleşik Devletleri astronotu ve Rus kozmonotu Olga Kellerey ile Scott Kane çarşamba gününün erken saatlerinde ne yapmış arkadaşlar? Şeye ayak basmış. Dünyaya ayak basmış. An American woman has become the first person to make 2 million contributions to Wikipedia. Amerikalı bir kadın ilk kişi oldu. Ne için? Wikipedia'ya 2 milyon katkıda bulunan ilk kişi oldu. Esther Miller began editing the site 8 years ago. East Miller bu sitede yazan yazmaya başladı 8 yıl önce. Gördüğünüz gibi arkadaşlar detayları Simple Past'ta kullanıyor ve son zamanlarda olan bir olayı anlatırken de arkadaşlar ne yapıyor? Present Perfect Tense'i kullanıyor. After the pattern, it, this, that is, will be the first time. We generally use the present perfect in the next clause. Yani it, this, that is gibi veya will be the first time, yani bir şeyin ilk defa olacağını ifade ederken biz genellikle ne kullanmışız arkadaşlar? Present perfect tense kullanmışız. That is the first time I have seen Jen look embarrassed. Bu benim Jen'in utanmış bir şekilde göründüğünü gördüğüm ilk defaydı, ilk seferdi. Yani bu geçmişteki bir olaydan bahsediyor ama I have seen'i present perfect tense kullanıyor. That is the first time I have seen. Onu gördüğüm ilk zamandı. I won't be the first, it won't be the first time she has voted against the government. O ilk sefer olmayacak. Ne için ilk sefer olmayacak? Hükümete karşı oy verdiği ilk sefer olmayacak. Bu da gelecek zamandan bahsederken onun daha önceden de hükümete karşı oy verdiğini anlatırken ve gelecek seferle gelecek zamanla alakalı da bir ifade kullanırken gene present perfect tense nasıl kullandığımızı görecek. O ilk sefer olmayacak. Ne için? Onun zaten daha önceden hükümete karşı oy kullandığı ilk sefer olmayacak. Note that after it, this, that was the first time we generally use the past perfect. Yani it, this, that ve first time ifadelerini bir araya getirdiğimiz zaman it was the first time ifadelerini getirdiğimiz zaman arkadaşlar bu sefer de ne kullanılmışız arkadaşlar? Past perfect tense. Biraz önce ne dedik? Is yani it is veya it will be the first time in the present perfect tense kullanıyorduk. It was veya that was the first time ile birlikte de past perfect tense kullanıyoruz. Ona dikkat edelim. It was the first time I had talked to Dimitra outside the office. Yani Dimitra ile ofisin dışında konuştuğum ilk seferdi. Geçmiş zamanda kullandığı için de it was the first time'dan sonra gelen ifadeyi ne kullandı? I had talked. Yani mişti geçmiş zamanda kullandı. Dimitra ile ofisin dışında konuşmuş oldu ilk seferdi. Evet arkadaşlar burada gramer konularımızı sonlandırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz Simple Past Tense ve Present Perfect Tense'i daha önceden başlangıç orta seviyede görmüş olmamıza rağmen şimdi ileri seviyede bunların kısa bir tekrarını yapmış olduk ve bununla birlikte ileri seviyede nasıl detaylı kullanım alanlarının olduğunu onları görmüş olduk. Yani başlangıç ve orta seviyedekilerden farklı kullanım alanlarını görmüş olduk arkadaşlar. Bunları hem pekiştirme imkanına da sahip olduk. Tekrar tekrar izlediğiniz sürece arkadaşlar bunlar daha iyi oturacaktır ama bununla birlikte daha da konuşarak kullanım alanlarını kendinize geliştirirseniz, yayarsanız arkadaşlar hem okuma anlamanız hem de konuşma beceriniz daha da fazlasıyla gelişir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.